Malazgirt Savaşı'nın sonucunda durumlarından hangileri Anadolu'da feodal bir yapılanmanın ortaya çıkmasında doğrudan etkili olmuştur? Arkadaşlar feodal bir yapılanma nasıl olur? Bir toprak ağası vardır ve o bölgede yaşayan insanlar o toprak ağasına yani derebeye bağlıdır. Dolayısıyla bu durum tabii ki merkezi otoriteye de olumsuz etkiler. Yani devlet içerisinde küçük bir devlet kurulmuş gibi düşünebilirsiniz. Öncülerimize bakalım o halde. Türklerin Anadolu'ya göç etmesi bu durumu doğrudan etkiler mi? Tabii ki etkilemez. Bizans'ın Anadolu'daki üstünlüğünün zayıflaması bu durumu doğrudan etkiler mi? Yine etkilemez arkadaşlar. Ama toprak fethedenindir anlayışının uygulanması devlet içerisinde küçük küçük beyliklerin ortaya çıkmasına sebebiyet vereceğinden dolayı feodal bir yapılanmanın ortaya çıkmasına da sebebiyet verir. Dolayısıyla doğrudan etkili olur. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. ile ilgili olarak yukarıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Melik hanedan üyesidir. Evet arkadaşlar Osmanlı'daki şehzadeler olarak düşünebilirsiniz. Hükümdarın çocuklarına Melik adı verilir. Atabey hanedan üyelerinin eğitimiyle görevli olan kimsedir. Doğru. İkta devlet görevlilerine mülk olarak verilen arazi değildir arkadaşlar. Bir kişinin mülkiyetinde olmayıp devlete ait olan topraklardır iktalar. Yani yine evet devlet görevlilerine savaşta yararlılık gösterilmiştir veren insanlara verilir ama e, burada hizmetleri karşılığı verildiği için kendi mülkiyetleri olmaz devletin toprağı olur sadece buradaki e, vergi gelirlerini veya e, işte oradaki maaşı iktidar topraklarından karşılarlar Dolayısıyla bu olmaz arkadaşlar vakıf geliri eğitim ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasına ayrılan arazidir Sultan zaten hükümdardır doğru dediğimiz gibi iktidar toprakları büyük topraklar değil devlete aittir Dolayısıyla yanlış bir tanımlama olur bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Büyük Selçuklu Devleti ticari faaliyetleri geliştirmek amacıyla öncelikle aşağıdaki tedbirlerden hangisini almıştır? Arkadaşlar amaç ticareti geliştirmekse tabii ki öncelikle ticaret yolları güvenlik altına alınmalıdır. Yani medreselerle, yeni bölgelerin fethiyle, kentlerin imarıyla ya da küçük atölyelerle alakalı bir durum söz konusu olmayacaktır. E, ticaret yollarının güvenliği sağlanınca tabii ki ticari faaliyetlerde gelişmiş olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız. B şıkkı olmalıdır Türk İslam devletlerinde Kadıların verdiği karara itiraz etmek isteyenler aşağıdaki kurumlardan hangisine başvurmuştur arkadaşlar Divan-ı Saltanat Türk İslam devletlerinde ve özellikle Büyük Selçuklu Devleti'nde önemli konuların görüşüldüğü büyük divandır Dolayısıyla bu olmaz Divanı ı Arza geldiğimizde ise her türlü askeri iş burada yürütülür. Dolayısıyla bu da olmaz. Divanı ı Mezalim, sultanın halktan gelen şikayetleri dinlediği divan. Dolayısıyla kadıların verdiği karara itiraz etmek isteyenler divan Mezalime başvurmalı. Divanı istifade ise maliyeden sorumlu olan divandır arkadaşlar. Burada maliye ile alakalı kararlar verilir. Divanı ı Tuğra'da da İç ve dış yazışmalar yer alacak. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. Yalnızca bu bilgiler Türk İslam medeniyeti ile ilgili yargılarından hangilerine kanıt oluşturur? Bağdat'taki İslam bilginleri kimya, astronomi, tıp ve anatomi alanında deneysel çalışmalar yapmışlardır. Peki arkadaşlar öncelerimize bakalım. İlk astronomi çalışmalarını yapmışlardır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü ilk defa burada astronomi çalışmalarının yapıldığına dair bir bilgi var mı? Yok. Sadece İslam bilginlerinin yaptığı çalışmalardan bahsedilmiş. Dolayısıyla olmaz. Bilimsel faaliyetler dini inanışın etkisinde kalmış mı böyle bir şeyden bahsediliyor mu hayır pozitif bilimler gelişme göstermiş midir Tabii ki gördüğünüz gibi kimya astronomi tıp ve anatomi alanında bir takım çalışmalar yapılmış dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 3 yani B şıkkı olacaktır. Türk devletlerinin aşağıdaki bağımsızlık sembollerinden hangisi İslamiyet'in kabul edilmesinden sonra kullanılmaya başlanmıştır? Arkadaşlar para tabii ki daha önce de kullanılıyordu. Tu dediğimiz şey, sancakların tepesine takılan yine küçük filama gibi e, bayraklardı arkadaşlar. O taç çadır demekti yine olmaz. yayı da biliyorsunuz zaten. İslam diniyle bir alakası yok. Ancak hutbe, dine çağırmak amacıyla yapılan etkili konuşmalardır aslında. Özellikle Cuma ve bayram namazları sırasında hutbeler okunur, konuşulur. Dolayısıyla İslamiyet'in kabul edilmesinden sonra kullanılmaya başlanmıştır diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen Türk İslam devletlerinden hangilerinde Türkçe resmi dil olarak kullanılmamıştır? Arkadaşlar tabii ki Karahanlılar kullanacak. Ancak Gazneliler ve Büyük Selçukluların resmi dili Farsçadır. Dolayısıyla resmi dil olarak Türkçeyi kullanmayacaklar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Büyük Selçuklu Devleti'nde gelirleri hükümdara ayrılan toprak aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar has topraklar hükümdara ayrılan topraklardır diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Büyük topraklar kişilere ait olan topraklardır. Harace topraklar ise gayrimüslimlere ait olan topraklardır. İktal toprakları üzerinde tarım yapılır. Aynı zamanda iktal toprakları yine devlete ait olan topraklardır. E, buradan gelen gelirlerle memurları memurların ödenir diyebiliriz. Zemet topraklar ise genellikle orta dereceli memurlara verilen e, topraklardır. Dolayısıyla doğru cevabımız b şıkkı olacaktır. Hükümdarların bu tutumlarında amaçlarından hangileri etkili olmuştur? Türk İslam devletlerinde hükümdarların bizzat kendilerine bağlı paralı askerlerden oluşan hasta orduları mevcuttur. Bakalım öncelerimize. Ülke içerisindeki güç dengesini gözetme olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü kendilerine ait olan bir orduları var. Dolayısıyla doğru. Egemenlikleri güvence altına alınmış olur mu? Elbette olur. Merkezi otorite güçlenir mi? Tabii ki güçlenir. Çünkü arkadaşlar bu ordular bizzat hükümdara bağlıdır ve paralıdır. Dolayısıyla e, bu durumların hepsi etkili olur diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin Türk devletlerinde İslam uygarlığına katılmanın etkisiyle uygulamaya konulduğu söylenemez? Arkadaşlar, divan teşkilatı Şer'i hukuk, ikta sistemi, medrese eğitimi bunlar hepsi dinin etkisiyle ortaya çıkacaktır ya da İslam dini benimsendikten sonra öğrenilecek şeylerdir. Ancak ikili teşkilat çok eskilerden beri yani İslam dinine e, dahil olmayan Türk devletlerinde de görülmüş olan bir uygulamadır. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdaki durumlardan hangisi iktisat sisteminin faydaları arasında gösterilemez? İktisat sistemi nasıl bir sistemdir arkadaşlar? Savaşta yararlık gösteren özellikle komutanlara ikta toprakları veriliyordu ve bu topraklarda hem tarım yapılıyordu, elde edilen gelirlerle de asker yetiştiriliyordu ve aynı zamanda memurların maaşları da karşılanıyordu. Ancak bu topraklar memurlara yani verilen memurlara ait değil, tamamıyla hala devlete ait olan topraklardı. Peki üretimde sürekli sağlanır mı? Evet çünkü tarım yapılıyor dedik. Merkezi otorite güçlenir mi? Elbette çünkü zaten orada yetiştirilen askerler oranın güvenliği de sorumlu oluyordu. Dolayısıyla doğru. Bölgenin güvenliği sağlanır. Savaşa hazır bir ordu olur mu? Tabii ki. Çünkü sürekli asker yetiştiriliyor. Ancak taşrada güçlü kişiler ortaya çıkmaz. Çünkü ikta sistemine göre topraklar hala devlete aittir. Kişilere ait değildir. Dolayısıyla taşrada güçlü kimseler olmayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Türk İslam devletlerinin uygulamış olduğu ikta sisteminin faydalarından hangileri doğrudan ülke ekonomisinin güçlendirilmesi ile ilgilidir? Toprakların boş kalmaması olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar çünkü ikta sisteminde sürekli bir tarım yapılıyor. E, tarım yapıldığı için topraklar boş kalmıyor ve ülke ekonomisine tabii ki doğrudan katkı sağlar. Tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanması da ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Savaşa daima hazır bir ordu bunun oluşturulması ise ekonomik değil askeri bir katkıdır. Dolayısıyla üçüncü öncülü alamayız arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İslamiyeti ilk kez devlet dini olarak kabul edenler nokta nokta noktadır. Arkadaşlar, İslamiyeti ilk kez devlet dini olarak kabul eden, İslamiyeti ilk kez kabul eden devlet İtil Bulgarlarıdır. Yani dolayısıyla doğru cevabımız da A şıkkı olacaktır. Karahanlılar Orta Asya'da teşkilatlı olarak İslamiyet'i kabul eden devlettir. Ancak ilk kez kabul eden onlar değildir. Artık bu değişmiş bir bilgidir. Eskiden Karahanlar olarak kabul ediliyordu. Bunu da belirtelim. Yani İslamiyet'i ilk kez devlet dini olarak benimseyen, İslamiyet'i ilk kez kabul eden devlet aslında İtil Bulgarlarıdır diyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İkinci öğretmen olarak isimlendirilen Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar muallimi sani olarak da kabul edilen e, mantıkçı, gökbilimci aynı zamanda e, müzisyen olarak da kabul edilen kişi Farabi'dir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Karahanlılar devletinde uygulamalarından hangileri eski Türk geleneklerinin devam ettirildiğinin göstergesidir? İkili yönetimin benimsenmesi eski Türklerde de olan bir uygulamadır arkadaşlar dolayısıyla doğru. Örfi hukukun uygulanması yani örf adet geleneklere göre bir hukukun uygulanması eski Türklerde de vardır dolayısıyla doğru. Törenin etkinliğini koruması yine eski Türklerde de töre oldukça etkindir bildiğiniz üzere Karahanlılarda da bunun devam ettiriliyor olması eski Türk geleneklerinin devam ettiğinin bir göstergesidir. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani yani E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam sanat eserleri içerisinde yer almaz? Semerkant Medresesi Karahanlara aittir arkadaşlar. Dolayısıyla Türk İslam sanat eserleri içerisinde yer alır. Taç Mahal ise Babürlülere aittir. Onlar da Türktür. Dolayısıyla yine Türk İslam sanat eserleri içerisinde yer alacaktır. Şam Emevi Camii ise adı üzerinde Emevilere aittir. Dolayısıyla Türk İslam sanat eserleri içerisinde yer almaz. Ahmet Yesevi Camii Timur İmparatorluğu aittir. O da Türk İslam sanat eserleri içerisinde yer alır. Mevlana ise Selçuklara aittir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır.